Merhaba arkadaşlar, bugün Cem Yılmaz'ın yeni çıkartmış olacağı, daha doğrusu daha çıkmadı ama vizyona yeni girecek olan bu Arif ve 216 filmi hakkında bir şeyler söylemek istiyorum ki zaten bunu eğer fragmanı izlediyseniz siz de bu tarz düşüncelere hemen hemen sahipsinizdir. Çünkü fragmanın yorumlarına baktığımda arkadaşlar hemen hemen onlarla aynı fikirdeyim. Ve arkadaşlar kimsenin filmi beğenmediğini görmekteyim arkadaşlar. Çünkü Cem Yılmaz'ın genellikle yapmış olduğu filmlerin %80'inde, %90'ında gülmemek filmlerinin altyapısına işlemiş herhalde, bilmiyorum ama herhalde benimle aynı fikirde olanlar bunu destekleyecekler. Gora filminden sonraki Arok, bilmem ne, Yedi Cüceler, bilmem ne filmleri gördüğümüz üzere asla ve asla bizi gereken tatminliğe ulaştıramadı. Peki diğer filmlere baktığımızda ben bunları savunuyorum diye bir şey yok. Recep İvedik veya Kolpaçino serisine baktığımızda her ne kadar belaltı filmler de olsa televizyonda veya sinemada birden fazla kez izleyebilirliğini koruyor ve birden fazla kez izleyebiliyorsun. En az 6-7 kere TV'de de olsa bakıyorsun, tekrar gülüyorsun. Aa, yine aynı sahne mi falan demiyorsun. Kendini izlettirebiliyorlar. Çünkü arkadaşlar doğal filmler. Halkın içerisinden kopmuş sahnelere şahitlik ettiğimizden dolayı biz o filmlere gülüyoruz. Kolpaçino'daki sahnelere veya Recep İvedik'teki sahnelere. Ben bu filmlerin aman aman filmler olduğunu savunmuyorum. Of, mükemmel mizah içerdiğini savunmuyorum. Ama bizden doğal filmler olduğundan dolayı biz bu filmleri birden fazla kez izleyip gülüyoruz. Her ne kadar tasvip etmesek de, her ne kadar desteklemesek de, her ne kadar beğenmesek de gülüyoruz. Fakat Cem Yılmaz'ın filmlerine baktığımda hiçbir şekilde güldüğüm bir anı, ah ulan katıla katıla güldüğüm, yarıldığım hiçbir anı hatırlamıyorum. Gora filminde bir iki sahnede sadece gülmüştük. Daha sonra Arok ve ondan sonra çektiği Yedi Cüceler filmi, bilmem ne. Ondan sonra bu yeni çekmiş olacağı, vizyona yeni girecek olan Arif ve 216'ya gelecek olursak da yani fragmana baktığımda arkadaşlar kuru bir gürültüden başka bir şey değil. Yani demiş ki ben bu efektleri Türkiye çapında hiç kimse kullanmamış. Hiçbir Türk filminde, Türk sinemasında böyle efektler, böyle görsel şölen sunulmamış ama ben sunuyorum. İçeriğini de boşalttım. Sıfır gülme garantili bir filmi size böyle görsel boyalarla, görsel efektlerle süsleyerek size yedireceğim. Sinemada da güzel bir gişe yapacağımı düşündüğüm için böyle bir film yapıyorum gibisine getirmiş. Fragmanı izleyenler de zaten filmin komik olmadığını, filmin nasıl diyeyim, hızlı bir şekilde yedirildiğini. Zaten fragmana baktığınız arkadaşlar çok fazla açık renk var. Çok fazla görsel renkler var. Film göz boyamaktan ibaret. Başka bir şey değil arkadaşlar. Yani fragmana baktığımda "Aa Muhammed haklısın. Şurada çok güldüm. Yanılıyorsun bilmem ne" gibisinden bir cümleniz varsa gelin bu videonun altına yorumlarda yazın. "Muhammed bak şu sahnesi çok komikti. Bilmem neydi" gibisinden düşündüğünüz bir platform varsa, bir cümle, bir sentez varsa gelin o sentezi benimle paylaşın. Burada beraber tartışalım. E peki Muhammed böyle diyorsun filan, bu film izlenmeyecek mi? Ulan bu film yine izlenecek. Çünkü Cem Yılmaz kendi ismini kullanarak, Cem Yılmaz ismini kullandırarak yine bu film az ya da çok bilemeyiz kendini izlettirecek. Çünkü geçmişteki serilerinden güç alacak. Gora adlı serisinden güç alarak bu filme yine seyirci çekmeyi başaracak. Her ne kadar hayal kırıklığına uğrayacağınızı söylesem de, her ne kadar bunu düşünsem de yine de film izlenecek gibi görünüyor. Siz de bu film hakkında düşüncelerinizi benimle paylaşmak istiyorsanız lütfen videonun altına yorum olarak değinin. Like atmayı da unutmayalım arkadaşlar. Videoyu paylaşırsanız da sevinirim. Bütün bunları yaparken umarım yanılırım. Film güzel olur ve biz yanılmış oluruz. Ki çünkü gerçekten böyle bir iyi bir komediye ihtiyacı var. Hem bizim son yıllarda baktığımızda filmlere, bu Halil Söyletmez'in filmi falan derken mizah seviyesi yerlerde, gülme seviyemiz gerçekten çok sıkıntılı durumlara tekabül etmekte. Umarım film mizah seviyesini yukarıya çıkartır. Yeniden güleriz. Yeniden umutlandırıcı olur bizim Türk sinema tarihi için. Böyle bir düşüncedeyim arkadaşlar. Her ne kadar Cem Yılmaz'ın kendi filmlerini trollediğini düşünsem de, yani kendi filmlerinde adam stand-up yapıyor gibi hissediyorum arkadaşlar. Filme hiç uymuyor.
nasıl diyeyim, sanki filmi o filmin kendi oyuncusu değilmiş de başka bir yan filmden gelmiş, bir iki burada konuşayım gidecekmişim gibi havasında. Yani filmle özdeşmiyor bana göre hiçbir karakteri. Ne Arok'ta ne Gora'da. Bir Gora'da işte arkadaşlar, bir Gora güzeldi. Her neyse, düşüncelerimi paylaştığıma göre Muhammed kaçıyor efendim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun ve evet. Güle güle. Bay bay. Yine videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. O yüzden şimdi kapatalım. Goodbye.